İki boyutlu çizimleri üç boyut modellere dönüştüren diğer bir komutumuz Loft. Loft modelleme tekniğinde önemli şey arkadaşlar çizeceğiniz objeyi, modelleyeceğiniz objeye ait kesitlerinizin oluşturulmuş olması. Burada görmüş olduğunuz gibi üç tane çizimimiz var, iki boyutlu çizim. Bunlar benim modellemek istediğim sütunun, alçı sütunun kesitleri, farklı yerlerdeki kesitleri. Şimdi ben bu kesitleri kullanarak loft modelleme tekniğiyle bir sütun modelleyeceğim. Bu işlem için arkadaşlar şu anda kesitlerimiz hazır ancak yol lazım. Yani pet dediğimiz yol lazım. Bu işlem için de ön görünüşe geçelim. Ön görünüşte veyahut da yan görünüşte bir tane yol çizelim. Yolumuzu hemen çizmeye başlayalım. Şöyle. Şuradan iki boyutlu çizim line'a tıklayarak bu işlemi başlayalım. Şu noktadan tıklayalım. Yüksekliğini buradaki alt kısımdan da takip edebilirsiniz. Veyahut da işte gerekirse Creative Method yöntemini farklı kullanarak da yapabilirsiniz. Çok da önemli değil. Önemli olan buradaki yükseklik değil. Burada kavrayacağınız mantığı anlamanız açısından. Buradaki yüksekliği şimdi çizgiyi dik tutmak adına Shift tuşuna basılı tutuyorum. Ve ardından şöyle 130 santim olacak şekilde bir tane çizgi çizdim. Çizgim hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi burada kesitlerimiz belki biraz küçük kalabilir. 3 tane kesiti birden seçelim. Oran açısından. 3D Max'in dezavantajlarından birisi işte böyle ölçekli ve ölçülü çalışmakta biraz sıkıntı duyarız. Bu nedenle iki boyutlu çizimler AutoCAD ortamında çizilmesi çoğu zaman çok büyük kolaylıklar sağlamakta gerçekçi modellemeler açısından. Şimdi bunları Scale aracımız ile biraz büyüttük ve ardından Loft komutumuzu uygulamaya geçelim. Şu anda perspektif penceresindeyim. Alt W ile bu pencereyi tam ekran yapayım. Şuradaki çizgiyi de seçeyim. Çizginin rengini biraz belirgin yapmak adına şu rengini bir değiştirelim. Ve modellemeye başlayalım. Şöyle kullanacağım yolda biraz sola doğru çektim. Evet. Şimdi objeyi seçiyorum arkadaşlar. Yani yol olarak seçeceğim objeyi seçiyorum. Ardından buradaki geometri kısmına gelerek şurada açılan menüden Compute Object menüsünü tıklıyorum. Compute Object'e tıkladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi Loft butonu var. Yani bunu Modify kısmında bulamıyoruz maalesef. Burada ancak buradaki Compute Object seçeneğinde bulabilirsiniz. Loft'a geliyorum. Loft'a geldikten sonra arkadaşlar burada öncelikle şu aradaki parametreler bir göz atabilirsiniz. Bu parametrelerde neler var arkadaşlar? Burada get path var. Yani şu anda biz yolu seçtik zaten. Bu butonumuza gerek yok. Get shapes var ve get shapes'in altına move, copy ve instance var. Şimdi biz burada copy yaparsak direkt objenin kullanacağımız kesitin aynısını kullanacak ama üzerinde kesit üzerinde düzenleme yaptığımızda yansımayacak. Dolayısıyla biz instance seçeneği şu anda aktif zaten onu kullanacağız. Ve direkt burada get shapes diyerek ilk önce alt kısımdaki kesitimizi kullanacağımız kesiti seçiyoruz. Get shapes'i tıkladıktan sonra bakın mouse'umun simgesi objeler üzerine geldiğimde değiştiğini görüyorsunuz. Burada en altta şuradaki dikdörtgen simgesini kullanacağız. Dikdörtgen kesitini seçtiğim anda görmüş olduğunuz gibi otomatikmen yüksekliği buradaki yol boyunca ne yaptı? Hemen modelledi. Bu kesite sahip bir model çıktı ortaya. Tabii bunun devamı gelecek. Devamı da nedir arkadaşlar? Bu kesitleri de buraya eklememiz gerekiyor. İşte bu noktada pet üzerinde nokta belirlememiz lazım. Yani buradaki seçtiğim obje pet de 0 noktasından başladı. Yani çakışık şuradaki x y düzlemine çakışık bir şekilde başladı. Şimdi kullanacağım ikinci seçenek buradaki kesit. Bu kesitin 30 santim yükseklikte başlamasını istiyorum. T
Tekrar Get Shapes diyerek buradaki kesiti seçiyorum. Kesiti seçtiğinizde şeklin değiştiğini görüyorsunuz. Ve ayrıca şu obje üzerinde dönmelerin olduğunu görüyorsunuz. Bunları düzelteceğiz. Nedenlerini az sonra irdeleyerek modellemenin üzerindeki sorunları çözeceğiz. Tekrar üçüncü bir kesit atalım. Üçüncü bir kesitimiz de arkadaşlar 50 de olsun. Get Shapes diyerek buradaki kesitimi koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesitler sanki döne döne gidiyor. Tabi burada bir noktalardan kaynaklanan bir sıkıntı var. Onları hemen çözeceğiz. Şimdi bu işlemlerden sonra arkadaşlar sağ tıklayalım ve çıkalım. Önce modellememize bakalım. Modellememiz istediğimiz şekilde mi? Hayır. Yani mantık olarak doğru yerde başlıyor ancak bir yerden sonra özellikle bağlantı noktalarında dönmeler oluştuğunu görüyoruz. Bunun nedenleri şuradan kaynaklanıyor. Şurada kullandığımız arkadaşlar kesitlerin noktalarından kaynaklanıyor. Yani buradaki referans noktalarından kaynaklanıyor. Şimdi iki boyutlu çizdiğim buradaki dikdörtgeni tıklayarak şuradaki modify paneline gelerek vertex kısmına geliyorum. Vertex kısmına geldikten sonra birinci bir numaralı, eğer buradaki numaraları görüntüleyemiyorsanız şuradaki Show Vertex Numbers'a tıkladığınızda numaraları görüntüleyeceksiniz. Bir numaralı objenin yani modellemenin bir numaralı noktası burası. Öte yandan diğer objenin modellemesine baktığımızda ikinci obje, kullandığımız iki objenin modelleme noktasına baktığımızda yine vertex'e gelelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da burası. Ancak bu iki objenin modelleme noktaları birbirine çakışmıyor. O halde biz bunları orta noktaları alalım. Özellikle şu nokta sanki uygun gibi duracak. Hemen şu noktayı seçelim. Onu seçelim. Diyelim ki bu nokta birinci nokta olsun. Seçiyorum. Buradan vertex modu seçilirken make first diyerek birinci noktaya aldım. Görmüş olduğunuz gibi obje hemen düzeldi. Özellikle şu iki obje arasında. Diğer objeyi de seçelim. Yine bunun gibi. Bunu da seçtikten sonra vertex'e gelelim. Yine bunu da orta noktasını, yani burada 8 numaralı vertex'i make first yapalım. Hala bir düzelme yok. Sorun değil. O halde demek ki bu objeyi döndürmem gerekiyor. Objeyi seçelim. Loft komutunu. Loft objesini seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi modify panelinde loft seçeneği çıkıyor. Loft modifiyeri. Buraya tıkladığınızda alt kısımda shapes var. Shapes alt seçeneğinden gelip arkadaşlar buradaki kesiti seçiyorum. Kesiti seçtikten sonra buradaki rotate aracımla bunu döndüreyim. Sağ tıklayalım. Hangi aksta döndüreceğiz? Tabii ki Z aksında, dikey aksta döndüreceğiz ki diğer yüzeyler dönsün. Z aksına gelerek 90 enter diyorum. Hala ciddi bir sorunlar var. Eksi 180 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi eksi 180'de objenin aksını çevirdiğim için sorunların ortadan kalktığını görüyorum. Yine modellemem hala eksik. İstediğim bir şekilde bu modelleme yok ortada. O halde şuradaki ara kesitleri birbirine yaklaştırmakta fayda var. Buradaki kesitleri seçelim. Move aracımızla şunları şöyle bir taşıyalım. Objeyi seçelim. Shapes'tan buradaki kesiti seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kesitleri birbirimize yaklaştığımızda daha gerçekçi modeller çıkıyor ortaya. İki kesiti birden seçelim. Shapes alt seçeneği seçiliyken ve buradaki kesitleri aşağı doğru şu şekilde indirelim. Görmüş olduğunuz gibi modelleme daha başarılı hale geldi. Gerçekçi modeller çıkmaya başladı ortaya. Buradaki rengi daha belirgin yaparak işimize devam edebiliriz. Yine orbitle bakalım. Nerede sorunlar var? Görmüş olduğunuz gibi şu noktada sorun var. Yani bu geometri arka tarafta kalmış. Objeyi yeni seçelim. Shapes olarak. Bunu da öne doğru şöyle hafif çekiştirebiliriz. Bu şekilde bunu düzelttim. Arkadaşlar tabi burada Shapes alt seçeneğini seçtiğinizde yani kesiti seçip de Compray seçtiğinizde ve
İkinci noktayı seçtiğinizde direkt bir nokta daha seçelim. Bir tane daha seçelim. Onu da bu seçelim. Görmüş olduğunuz gibi objelerin birbirine göre, yani kesitlerin birbirine göre durumlarını Camprey penceresinden de görüntüleyebiliyoruz. Yani birinci noktalar bunları baz alarak hareket ederek diğer vertexleri ona göre birleştirdiğini hayal ederseniz bu modelleme mantığını daha kolay kavrayacaksınız. Yine bakalım başka problem var mı? Tabi burada direkt bu şekilde başlamıyordur. Hafif bir yükseklik veriyoruzdur. Buradaki shapes kesitini tekrar seçerek move'la bunun bir kopyasını oluşturabiliriz. Move aracımızı etkinleştirdikten sonra buradaki Z aksında shift tuşuna basılı tutmak suretiyle klavyeden şöyle bir kopya oluşturalım. Hafif yukarı doğru. Burada istenç olsun. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha gerçekçi durdu. Yine buradaki kesiti de seçelim. Biraz daha aşağı indirebiliriz.